Matin bəy, Azərbaycan filmlərini izləyirsinizmə? İzləyirsinizsə, nə deyə bilərsiniz bizim son zamanlar çəkilən filmlər haqqında? Onların səviyyəsi sizi qane edirmi? Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu röportaj şansını verdiğiniz için kanala teşekkür ediyorum. Evet, burada bazı filmleri izliyorum ama son dönem çıkan filmlerin genelde fragmanlarını izliyorum. Birkaç filme gittim, izledim ama üzüldüğüm bir şey vardı ki filme verilen emekler boşa gitmişti. Mümkün olduğunca izlememeye çalışıyorum. Yapılan her çalışmayı destekliyorum. İçerisinde emek olan şeyi ama bazı noktalardaki aksaklıklar yüzünden maalesef çok daha iyi olacak filmler maalesef eksik şekilde çıkıyor. O da hem reytinge, hem kazanca, hem de oyuncuların emeğini ediyor tabii ki. Eski filmleriniz çok güzel. Azərbaycanda çəkilən, son zamanda çəkilən filmlər türk seriallarına demək oxşatmaq istəyirlər, amma bu çox maraqsız və bayağı alınır. Sizcə bunun səbəbi nədir? Şimdi benim burada gördüğüm kadarıyla zaten buradaki Azerbaycan halkı zaten Türk kanallarını izliyor. Oradaki serialleri yani televizyon dizilerini izliyor. Tabii ki oradakinin benzerini çekmek bence çok büyük bir hata. Ki Azerbaycan'da çok yetenekli senaristler var, çok güzel konular var. Bunlar işlense bence seyircinin daha çok ilgisini çekecektir. Çünkü seyirci kopyasını izlediğinde, oradaki çalışmanın benzerini izlediğinde haliyle oradaki işle mukayese ediyor. Diyor ki Türkiye'deki daha güzel, daha meraklı. Tamaşaçılarımız demek olar ki Türk seriallarını hani her zaman izliyor de yani Türk kanallarında veya Azerbaycan'da. Sizin Türkiye'de çekilen seriallar, yani yazılan senaryo ve rejissör işi ona hesaplanır mı? Yani Azerbaycan tamaşaçılarının da marağını cəlb etsin. Yani siz, sizin film adamları, bizim maraqlarımızı nəzərə alır mı Türkiye'de? Şimdi bu son dönemde Türkiye'de çekilen özellikle askeri filmlerin hepsinde yani askerliğin işlendiği, askeri kahramanların işlendiği tüm seriallerde hepsinde Azerbaycan motifleri var. Azerbaycan bayrağına da, Azerbaycan'ın bazı askeri kahramanlarına da yer veriyorlar. Bunu kardeş ülke sözünü biz hep yürekten dedik Türkiye'de. Bu çok dikkate alınıyor. Biliniyor ki Azerbaycan'dan da izleniyor. Ki Azerbaycan'dan izlenmese bile bizim oradaki senarist arkadaşlar bunu bir görev olarak kabul ediyorlar. Azerbaycan'ın ismini geçirmeye, bayrağına yer vermeye, Azerbaycan'la ilgili güzel deyişleri söylemeye. Buna özellikle dikkat ediyorlar. Çünkü bizim kardeşimiz diyorlar. Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz diyorlar. Yani dikkat ediliyor. Azərbaycanın köhnə filmlərini yəqin izləmişsiniz. O filmlərdə olan keyfiyyətlə maraq indiki dövrdə yeni texnologiyada çəkilmiş filmlərdə yoxdur. Sizə səbəb nədir ki, məsələn 70 il əvvəl, 60 il əvvəl çəkilmiş film hələ də öz aktuallığını saxlayır, amma bu gün çəkilən filmlər reyting qazana bilmir? Bunun birinci təməl səbəbi bir pakıllıq diyorsunuz, qısqançlıq, iki torba dikmək, üç qıybət, dört şər. Beşinci, asıl en önemlisi de maalesef peşekarlık yani profesyonellik anlamında henüz hiçbir şey bilmediği halde rejissör olarak film çeken ya da senaristim deyip senaristlik yapan yani eksik işlerle ortaya çıkan filmden kalite beklenemez. Dediğiniz gibi 60-70 sene önceki filmlerinizi ben zevkle izledim. Zevkle izledim. Çünkü sorumluluk, çünkü sistem, çünkü disiplin, çünkü işin peşekarlığı. Yani o zamanki sanatçıların omuzlarında ciddi anlamda bir sanat sorumluluğu var. O işi çeken rejisör, eğitimini almış, pratiğini yapmış rejisörler, kameramanlar deseniz öyle. Yani o zaman sorumluluk varmış. Şimdi maddi meseleler rol oynuyor mu burada sizce? Şimdi sanatta maddiyat tabii ki önemli. Tabii ki önemli ama işin keyfiyetine özellikle teknik kısımda maddiyat etki eder. Ama film çekimlerinde oyunculuk istidadı olan birileri varsa, yani film kadrosunda hakikaten yetenekli, o işin bilincinde olan oyuncular oynuyorsa ve o bilinçle çeken bir rejisör var ise, tabii ki iş keyfiyetli çıkar. Maddiyat ikinci planda kalır her zaman.
Və son sual, siz bu yaxınlarda bir film çəkmişdiniz və sonda production rəhbəri bildirdi ki, bu film efirə verilməyəcək və səbəb də göstərdi ki, o filmdə çoxlu söyüşlər var. Yəni siz düşünürsünüz ki, Azərbaycan tamaşaçısının maraqlı söyüşlə qazanmaq olar, yoxsa təsadüfən alınmışdır? Şimdi şunu söyleyeyim, ben yaptığım bir açıklamada da söylemiştim, filmde söyüş yok diye. Ben bugün yolda gezerken duyduğum o kadar çok söyüş var ki, bırakalım onu, en son çıkan bir filmin fragmanı var, ben oradaki sözleri şimdi işletmeyeceğim. Filmin kaldırılmasının sebebi söyüş değildi, keyfiyetsizliğiydi. Keyfiyetsizliğin sebebi de şuydu ki, bizim Türkiye'de 6 ay üzerinde işleyeceğimiz işler ne olur 10 günde 15 günde yapılırsa, gerekli bütçe ayarlanmazsa, tabii ki bu iş peşekarlık işi. Yani film yemektir benim için, yemektir. Yemeği pişirirsiniz ama yemeği yiyebilmek için bir 10-15 dakika dinlendirirsiniz. Yani ben o konuda çok fazla şey söylemek istemiyorum ama tekrar ediyorum, o filmde sövüş yoktu. Eğer sövüş vardı diyenler var ise son çıkan filmlere gitsinler, baksınlar, ellerini şuraya koysunlar ve desinler ki evet, sövüş varmış ya da yokmuş. Teşekkür ederim. Rica ederim.